aslında. Bu elinde bulunan parça bir ağaca ait. Fosilleşmiş bir ağaç. Günümüzden yaklaşık 160 milyon yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bölge Orta Jura dönemine ait. Yani yaklaşık 160 milyon yıl öncesine ait bir arazi ve benzer şekilde Erzurum'un diğer bölgelerinde de Oltu'da, Gümüşhane'de de benzer yapılar mevcut. Bu kömürleşmiş bir ağaç. Fosilleşme ortamı bazen ağaçların taşlaşmasını, bazen de kömüre dönüşmesini sağlıyor. Bazen de aynı ortamda bazı ağaçlar kömürleşirken bazıları da taşlaşıyor, yani sisleşiyorlar. Bu da kömürleşmiş bir örnek. İşte çok dağılıyor. Dağılması. Bolu'da başladığımız zaman yaklaşık 20 milyon yaşlarındaki fosil alanlardaydık. Daha sonra Tokat civarında çalıştık. Tokat-Yozgat arasında yaklaşık 40 milyon yıllık fosiller vardı. Gümüşhane 160 milyon yıl, Erzurum'da yine Gümüşhane'ye benziyor. 160 milyon yıla kadar geldik. Hatta Gümüşhane'de 175 milyon yıla kadar da inme durumu var. Dolayısıyla Türkiye'nin yaklaşık son 160 milyon yıllık dönemindeki farklı alanlarında hangi ağaçlar varmış? Bu ağaçlar günümüzde burada yaşıyorlar mı yoksa tamamen yok mu olmuşlar? Ya da bunlardan günümüzde tamamen yok olanlar var mı? Bunları çalışacağız ve böylece Türkiye'nin doğa tarihine bir katkı sağlamış olacağız. Bunlar, evet, bunlar özel oluşumlar. Bunları her yerde görmek mümkün değil. Bunlar sıcak su kaynaklarının olduğu bölgelerde, volkanik alanlarda meydana geliyor bu taşlaşmalar. Türkiye'nin bulunduğu yer, özellikle bu fosillerin tahmin ettiğimiz yaşları, işte 160 milyon yaklaşık Orta Jura dönem dediğimiz o dönem, aslında Türkiye'nin tamamının denizlerle kaplı oluyor. Türkiye diye bir orada kara parçası yok. Türkiye tümüyle denizlerle kaplı. İşte bu ağaçların varlığı bize şunu gösteriyor. Burada alan tümüyle denizlerle kaplı ama ya parça parça ya da bir denizin kenarı olan sığ, yani yükseltisi fazla olmayan karalar varmış. Ama hava almayan ortamlarda, eğer ortamda, o sulu ortam içerisinde silis maddesi varsa, silis maddesi ile önce bunun içerisinde su boruları var. Çok yoğun su boruları var. Canlı iken o su, aşağıdan yukarı suyu taşıdı. O su boruların içine su doluyor. Daha sonra çeperlerinde, o su boruların çeperi değişmeye başlıyor. Yani organik olan o madde bozulup yerini silise bırakıyor. Farklı süreçlerde, farklı zaman aralığında silisleşme olduğu için de odunsu yapı aynen kalıyor. İşte şu elimde gördüğünüz bu odunsu yapı, baktığınız zaman sanki bugünkü bir ağaç gibi görünüyor. Bunu yıkayıp temizlediğimiz zaman ağaç gibi görünür ama tamamen silisleşmiş. Yani bunun yaşadığı dönemdeki o selüloz, lignin dediğimiz odunsu maddelerin yerinde artık silis var ve bu silisle beraber tabii ortamda demir varsa kırmızı renk, işte bazen yeşilimsi ve çoğunlukla da gri renk kalıyor. Bunun taş olduğunu şöyle anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi son derece sert. Kenarlar da aynı o şekilde. Aynen, hepsi aynı. Tamamen taş bu. Hayır, neresine vurursak vuralım taş. Bildiğimiz taş bu ve son derece de ağırdır.